Ondan ötesi devam ediyor. Sur şehitleri için Diyarbakır'da tören düzenlendi. İlçede yürütülen operasyonlarda şehit olan Birit Eymen 5 askerin naaşı düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şehitler için uğurlama töreni Diyarbakır Asker Hastanesi'nde düzenlendi. Törene Vali Hüseyin Aksoy, 7. Kol Ordu Komutanı Kor General İbrahim Yılmaz, şehitlerin yakınlarıyla askeri ve mülki erkan katıldı. Saygı duruşu ve özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehitler dualar eşliğinde memleketlerine uğurlandı. Teğmen Recep Erdoğan Gümüşhane'de, Assubay Nusret Atmaca ve Uzman Çavuş Bekir Şimşek Yozgat'ta, Uzman Çavuş Sercan Burak Ankara'nın şerefli Koçhisar ilçesinde, Uzman Çavuş Hüseyin Şerbetçi ise Hatay'da toprağa verilecek. Dün Sur ilçesindeki operasyon sırasında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 6 asker ve 2 polis yaralanarak hastaneye kaldırılmış, 5 asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cuma günü açıklayacağı terörle mücadele eylem planı öncesinde bölgenin nabzını tutuyor. Davutoğlu, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıntıları TRT Haber muhabiri İsmail Ufakdemir aktaracak. Yaklaşık 1,5 saattir o toplantı devam ediyor. Toplantıya Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve Lütfi Elvan'la birlikte İçişleri Bakanı Efkan Ala ve bölgenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden milletvekilleri katılıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu dün Bakanlar Kurulu'nda terörle mücadele eylem planı görüşmüştü. Ardından da iş adamlarıyla bir araya gelmişti. Bölgedeki iş adamlarını da teker teker, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini de teker teker dinlemişti ve onlardan terörle mücadele eylem planı ile ilgili bilgiler istemişti. İşte o bilgiler bugün de devam edecek ve bugün de yine Başbakan Ahmet Davutoğlu bölge milletvekillerinin görüşlerini dinleyecek ve terörle mücadele eylem planına bilgiler de yine eklenmesi bekleniyor. Terörle mücadele eylem planı 303 maddeden oluşuyor ve bu eylem planı içerisinde bölgenin yeniden inşası, huzur ve güvenliğin sağlanması için atılması gereken adımlar içeriyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu yarın da istişarelere devam edecek. Yarın da bölgedeki idari amirleri, vali ve kaymakamları Ankara'da ağırlayacak ve son şekli verilmiş olacak ve Cuma günü de Başbakan Ahmet Davutoğlu terörle mücadele planını açıklayacak. Şu sıralarda toplantı devam ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu bölge milletvekillerinden görüşlerini dinliyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, terör operasyonlarının devam ettiği bölgeler için çok kısa sürede terörü bitireceğiz, yani parantezi kapatacağız açıklaması yaptı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Kurtulmuş, zararların hepsini telafi edecek çok hızlı bir restorasyon sürecini de başlatacağız dedi. Çok kısa bir süre içerisinde hem terörü bitireceğiz, yani parantezi kapatacağız. Terörün sona erdirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Operasyonlar Sur, Cizre ve Silopi'de devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası terörü bitireceğiz açıklaması yaptı. Çok kısa bir süre içerisinde hem terörü bitireceğiz, yani parantezi kapatacağız, hem de bu süre içerisinde halkımızın karşı karşıya kalmış olduğu zararların inşallah hepsini telafi edecek çok hızlı bir restorasyon sürecini yapacağız. Numan Kurtulmuş, restorasyon hazırlıklarının da tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Önce bakan arkadaşlarımızla, ilgili bakan arkadaşlarımızla 2 toplantı yaptık. Arkasından ilgili güvenlik birimleriyle, onların müsteşarlarıyla bir toplantı yaptık. Ve mesele son noktasına getirilmiştir. İnşallah bu Cuma günü Mardin'de yapılacak olan ziyaret sırasında Sayın Başbakanımız terörle mücadelenin ekonomik ve sosyal boyutlarını kapsayan bu eylem planını, yani sizin tabirinizle bu master planını teferruatlı olarak halkımızla paylaşacak. Kurtulmuş, restorasyonla ilgili bazı ipuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bunun içerisinde esnaf ve sanatkarımızın karşılaştıklarının telafi edilmesi, efendim insanlarımızın, binaların telafi edilmesi, şehirlerin telafi edilmesi, sivil toplumun, çarşının, esnafın, sanatkarın yeniden
ciddi bir şekilde güvenlik içerisinde günlük hayatına dönmesini sağlayacak her türlü tedbirlerimizi alacağız. Ve inşallah ümit ediyorum ki en kısa zamanda bölge bu terör örgütlerinin ortaya çıkarmış olduğu ağır tahribatın faturasını inşallah bir kenara bırakıp yoluna devam edecek. Numan Kurtulmuş, sınır güvenliği için Bakanlar Kurulu yönetmeliğinin imzalandığını ve yürürlüğe gireceğini söyledi. Suriye barış görüşmeleri için Cenevre'de resmen start verilmesinin ardından yoğun pazarlıklar sürüyor. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Stefan de Mistura önce rejimle sonra muhalefette bir araya gelmeyi planlıyor. Suriye rejimi kuşatma altında tuttuğu 3 kasabaya Birleşmiş Milletler'in insani yardım ulaştırmasını kabul etti. Mistura gün içinde önce rejim temsilcileriyle öğleden sonra da Riyad merkezli muhalefette bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler temsilcisi Mistura, rejim heyetine dün akşam muhalefetin kendisine sunduğu talepleri iletecek. Bu talepler siyasi tutukluların serbest bırakılması, ablukaların kaldırılması ve Suriye rejiminin bombardımana son vermesi olarak sıralanmıştı. Birleşmiş Milletler Cenevre'deki görüşmelerde 11 Şubat'a kadar somut bir ilerleme kaydedilmesine hedefliyor. Mistura, görüşmelerin resmen başladığını açıklarken, Uluslararası Suriye'ye destek grubu üyelerine de barış görüşmelerinin başarıya ulaşması için taahhütte bulunduklarını hatırlattı. Mistura, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya başta olmak üzere bu ülkelerden görüşmeleri kolaylaştırıcı tutum takınmalarını istedi. Bu arada Birleşmiş Milletler yetkilileri Şam rejiminin abluka altındaki 3 kasabaya, Madaya, Fua ve Keferya'ya insani yardım ulaştırılmasını kabul ettiğini duyurdu. Cenevre görüşmeleri 6 aylık bir süreç olarak planlanıyor. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye'nin İran'dan ithal ettiği doğalgazın fiyatında %10 ila 15'lik indirim kararı verdi. İran Gaz Şirketi Direktörü Hamit Reza Araki, Türkiye'nin İran'dan aldığı doğalgazın fiyatında %35,5'lik bir indirim talebinde bulunduğunu belirtti. Ancak Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye'nin aldığı gaz için %10 ila 15'lik bir indirime karar verdi. Türkiye, yılda 10 milyar metreküp doğalgaz aldığı İran'a karşı iki ayrı tahkim davası açmıştı. İran'a karşı 2012 yılında açılan bu davalardan biri fiyat yüksekliği, diğeri ise eksik teslimat gerekçesiyle açılmıştı. BOTAŞ, fiyatların yüksekliği nedeniyle 2004'te İran'a karşı açtığı davada %16,5'lik bir indirim kazanmış ve 900 milyon doların üzerinde bir tahsilat gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin Amerika turuna devam ediyor. İkinci durak Peru. Yağmur ormanlarıyla kaplı kıyı ülkesi Peru, yükselen ticaret potansiyeliyle dikkat çekiyor. Peru'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşiyor. Dünyanın en önemli altın, kalay ve bakır üreticilerinden biri. Patatesin, domatesin ana vatanı. Dünyanın yeni 7 harikası Machu Picchu diyarı. Güney Amerika'nın kadim halkı İnkaların ülkesi Peru. Ankara'dan yaklaşık 12 bin kilometre mesafedeki başkent Lima, tarihinde ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı'nı konuk ediyor. Peru özellikle 90 sonrası dış politika vizyonunu geliştiren bir ülke. Serbest ticaret bazlı modeliyle uluslararası çevrelerce bölge için örnek olarak sunuluyor. Türkiye ile ilişkileri ise çok daha taze. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Peru Dostluk Grubu 25 Mart 2008 tarihinde kuruldu. Lima'daki Ay Yıldızlı Büyükelçilik 2011 yılında faaliyete geçti. İki ülke de henüz yolun başında. Binlerce kilometrelik mesafelere rağmen ticari ilişkilerse günden güne gelişiyor. Türkiye'den Peru'ya 2009 yılında 106 milyon dolar olan ihracat 312 milyon dolara yükseldi. İhraç ürünleri arasında demir çelik ürünleriyle makine ekipmanları ilk sırada. Türkiye, Peru'dan balık, balık unu ve su ürünlerinin yanı sıra çeşitli kimyasallar, çinko, tekstil, tekstil kimyasalları, akrilik, iplik, fasulye, kuşkonmaz, metalurji malzemeleri satın alıyor. Bir
bürokrasinin fazla olmaması, vergilerin düşüklüğü sebebiyle Peru yatırımcılar için bir cazibe merkezi olarak gösteriliyor. 30 milyon nüfuslu ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bugüne kadar açılmayan iki ülke arasındaki pek çok kapının da anahtarı olacak nitelikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da şikayetçi olarak yer aldığı Selam Tevhid Kumpas davasına devam ediliyor. İstanbul'dan ayrıntıları TRT Haber muhabiri Köksal Gökçe'den alacağız. Hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen, Emre Uslu ve bazı eski emniyet müdürlerinin de sanıklar arasında yer aldığı davanın bugün ikinci duruşması yapılıyor. 122 sanıklı dava. Arka planda bulunan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Fethullah Gülen, Emre Uslu ve Yurt Atayün'e, eski emniyet müdürü Yurt Atayün'e terörle mücadele kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, darbe, teşebbüs ve casusluk suçlamaları yöneltiliyor. Aralarında bazı emniyet müdürlerinde bulunduğu 55 sanık bu dava kapsamında tutuklu olarak yargılanıyordu. Dün davanın ilk duruşması görülmüştü. Dava kapsamında 968 mağdur ve şikayetçi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, bazı bakanlar ve akademisyenlerle gazeteciler bu dava kapsamında mağdur ya da şikayetçi listesinde yer alıyor. Dün Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın avukatları da duruşmadaki yerlerini almışlardı. Bugün de yine duruşmaya katıldılar. Dün Fethullah Gülen'in avukatları müdahillik talebinde, özellikle dava kapsamında Fethullah Gülen avukatları reddi hakim talebinde bulunmuşlardı. Mahkeme reddi hakim talebini dün karara bağlamamıştı. Bugün ertelemişti. Ancak usule ilişkin talepler bugün de devam ettiği için henüz reddi hakim talebine ilişkin mahkemenin bir kararı yok. Şu anda avukatlar usule ilişkin talepleriyle devam ediyor. Dava kapsamında iddianamede 10.500 sayfa yer alıyor ve bu 10.500'den fazla sayfanın okunup okunmayacağına mahkemenin yine bugün karar vermesi bekleniyor. Şu anda duruşma 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Biz de buradan gelişmeleri takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz. Manisa merkezli Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturmasında Manisa, Denizli, İzmir ve İstanbul'da 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda aralarında Manisa Belediyesi eski imar işleri müdürü, memur ve müteahhitlerin de yer aldığı 21 kişiden 19'u gözaltına alındı. Şüphelilerin Manisa Belediyesi'nin imar işleri müdürlüğüne sızarak inşaatlara usulsüz şekilde ruhsat verdikleri, karşılığında himmet, burs, kurban adı altında para alarak örgüte finansman sağladıkları iddia ediliyor. Siirt'te ise Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde paralel yapıya ait iki dershaneye baskın düzenledi. Operasyona katılan polis ekipleri dershanelerde aramalarını sürdürüyor. İstanbul Beyoğlu'nda Oda Kule binasında yangın paniği yaşandı. 7. katta kabloların alev almasıyla binayı duman kapladı. Yangın sebebiyle bina tahliye edildi. İstanbul Beyoğlu'nda İstanbul Sanayi Odası'nın da bulunduğu 18 katlı Oda Kule'nin 7. katında yangın çıktı. Katlarda çalışanlar duman sebebiyle yangın merdivenine yöneldi. Ancak yangın merdivenlerini kaplayan duman yüzünden çalışanlar asansörle tahliye edildi. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Binanın çatısından ve 7. kattaki pencerelerden duman çıkmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü küresel sağlık alarmı verdi. Nedeni ise hamile kadınlara bulaşması durumunda bebeklerde zeka geriliğine yol açan Zika virüsü. Küresel alarma rağmen Brezilya, Ağustos ayında Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan yaz olimpiyat oyunlarının iptali gibi bir olasılığın bulunmadığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü Cenevre'deki merkezinde Zika virüsü nedeniyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Örgüt yetkilileri uzmanlarla birlikte Latin Amerika'da ortaya çıkan ve Avrupa'ya sıçrayan virüsün yol açtığı tehlikeleri ve daha fazla yayılma riskini ele aldı. Toplantıda Zika virüsünün ilk tahminlerden çok daha hızlı yayıldığı ve büyük bir salgına dönüşme riskinin bulunduğu ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü Zika'yı binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola salgınıyla aynı kategoride ele alacağını da duyurdu. Acil durum ilanı tıbbi yardım ve aşı araştırmalarının hızlandırılmasını sağlayacak. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Margaret Chan, öncelikle hamile kadınlarla çocuklarını korumaya odaklanacaklarını ifade etti. Chan, virüsün yayılmasını sağlayan sivrisineklere karşı da adım atılacağını söyledi. Zika virüsü hamilelik döneminde sivrisinek yoluyla bulaşıyor. Afrika kökenli virüs bebeğin kafatası gelişimini engelliyor ve bebekte zeka geriliği oluşuyor. Zika virüsü alarmına rağmen Brezilya, Ağustos ayında Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan yaz olimpiyat oyunlarının iptali gibi bir olasılığın bulunmadığını açıkladı. Yetkililer, virüsün sporculara ya da hamile olmayan izleyicilere yönelik bir tehdit oluşturmadığını da belirtti. İnsanlık ölmedi dediler, Nobel'e aday gösterildiler. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda zor durumda olan sığınmacılara kucak açan 85 yaşındaki kadınla 40 yaşındaki balıkçı Nobel Barış Ödülü'ne resmen aday gösterildi. Göçmenlere gösterdikleri merhamet dikkatlerden kaçmadı. Örnek davranışları onlara Nobel'in kapısını araladı. Ülkelerindeki çatışmalardan kaçan göçmenlere kucak açan Midillili 85 yaşındaki kadın ve 40 yaşındaki balıkçı Nobel'e aday gösterildi. Atina Akademisi tarafından Norveç merkezli Nobel Vakfı'na gönderilen dilekçede ada halkının yaşadığı ekonomik krize rağmen gösterdiği duyarlılığa dikkat çekildi. Dünyada barış için güzel örnek Ege'den geldi. Kaçak göçmenlere ülkenin derin ekonomik kriz yaşamasına karşın kucak açan, sağduyu ve özveriyle yaklaşan adalar halkının bu ödüle layık görüldüğü. 85 yaşındaki Emilia Kamisi geçtiğimiz Ağustos ayında denizden kurtarılan Suriyeli bir bebeği biberonla beslerken görüntülenmişti. Kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu olan Kamisi 1922 yılında Cunda Adası'ndan Midilli'ye göç etmiş. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilenler arasında adaya giden ünlü bir isim de var. Amerikalı film yıldızı Susan Sarandon geçtiğimiz yıl sığınmacıların durumuna dikkat çekmek için Midilli'ye gitmiş ve onlarla yakından ilgilenmişti. Avrupa'da ilk sualtı müzesi kuruldu. Sualtı müzesinin yaratıcısı ise yaptığı sualtı heykellerle tanınan İngiliz heykeltıraş Jason Taylor. İngiliz heykeltıraşın 300 heykelinden 35'i özenle İspanya'nın Lanzarote adasında sualtına yerleştirildi bile. Devasa heykeller hepsi özenle sualtına indiriliyor. Hazırlıklar İspanya'nın Lanzarote adasında kurulan Avrupa'nın ilk sualtı müzesi için. Ünlü İngiliz heykeltıraş Jason Taylor'ın eserleri artık adanın Yaiza beldesindeki Lanzarote Atlantik Müzesi'nde sergilenecek. 300 heykelin sergileneceği müzeye İngiliz sanatçının eserlerinden 35'i yerleştirildi bile. Taylor'ın heykelleri yüksek kaliteli deniz çimentosuyla yapılmış olup 300 yıla kadar deniz ortamında sergilenebilecek. Avrupa'nın bu ilk sualtı müzesi için ilk etapta 35 heykel batırıldı. 400 metrekarelik bir alanda sergilenecek olan heykellerin bulunduğu müze 12 metre derinlikte yer alıyor. İşitme engelliler bültenimizi noktalıyoruz. Hoşça kalın.